Merkez Yürütme Kurulumuz adına bir kez daha sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün Merkez Yürütme Kurulumuz oldukça yoğun bir gündemle toplandı. Her şeyden önce Merkez Yürütme Kurulumuz bir kez daha Türkiye toplumunun barışa giden yolunda büyük bir değişime, büyük bir dönüşüme kapı aralayan yüz binlerin, milyonların nevrozda ortaya koymuş olduğu coşkuyu selamlayarak başlamak istiyorum. Hakikaten 2 yıllık baskı politikasını, 2 yıllık OHAL rejimini, adeta Kürt coğrafyasında sıkı yönetim uygulamalarının ve toplumu sindirerek teslim alma politikalarının tümünün boşa çıkarıldığı bir nevrozu yaşamaktan ve buna tanıklık etmekten duyduğu memnuniyeti bir kez daha kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Bir diğer hususta 7'den 70'e nevroz alanını dolduran bütün halkımıza bir kez daha şükranlarımızı ifade etmek istiyoruz. Ve şüphesiz ki Nevroz'da, Diyarbakır'da sabahın erken saatlerinde işlenen cinayeti, yargısız infazı Merkez Yürütme Kurulumuz bir kez daha kınamaktadır. Maalesef olayın ilk gerçekleşmiş olduğu andan itibaren olduğundan farklı gösterilmeye çalışıldı. Bir cinayet işlenmekle, bir yargısız infaz işlenmekle yetinilmedi. Olduğundan farklı gösterilmek suretiyle aslında cinayetin, yargısı, infazın boyutu daha da ağırlaştırılmak istendi. Gazetecilik suç değildir tespitimiz bu açıdan da bir kez daha hayat bulmuştur. Bir gazetecinin haberi, bir gazetecinin çekmiş olduğu fotoğraflar üzerinden ve gölge tanıklar üzerinden bunun bir güvenlikle ilgili bir durum olmadığı, tam tersine nevrozu sabote etmeye yönelik bir cinayet olduğu, bir yargısız infaz olduğu böylelikle açığa çıkmış oldu. Yani bir kez daha gazetecilik mesleği, bir kez daha özgür basın geleneği büyük bir hakikat karartmasının önüne geçmiş oldu. Bu vesileyle bir kez daha siz değerli basın mensuplarının emeklerinden dolayı ve hakikate ışık tutmalarından dolayı teşekkürlerimizi Merkez Yürütme Kurulu adına ifade etmek istiyoruz. Ve şüphesiz ki Kemal Kurkut'un faillerinin cezalandırılması, cezasız kalmaması ve arkasındaki tüm sayın açığa çıkarılması konusunda HDP olarak, Merkez Yürütme Kurulu olarak çabalarımızı da sürdüreceğiz. Ailemize sunmuş olduğumuz hukuki destek de bu manada devam edecektir. Değerli basın mensupları, başta Diyarbakır Nevroz olmak üzere Nevroz alanında buluşan milyonlar aynı zamanda 16 Nisan'a dair de güçlü bir duruşunu ortaya koymuşlardır. 16 Nisan'a dair hayır iradesinin de açığa çıkmış olduğu bir Nevroz olmuştur. Bu itibarla da tarihe de 2017 yılı Nevroz'u hayırlı Nevroz olarak kaydedilecektir. Bununla birlikte 2017 yılı Nevroz'u 2013 yılı Nevroz'unun ruhuna ve perspektifine de sahip çıkan bir Nevroz olmuştur. Sonuçları itibariyle öyle inanıyoruz ki 2017 yılı Nevroz'u büyük değişimlerin yakın gelecekte Türkiye siyasal yaşamında tanıklık edeceğimizin de aynı zamanda işaretlerini içermektedir. Bu itibarla da 2 yıldır özetle topluma dayatılan susturma ve sindirme politikası olan çökertme planı da 2017 yılı 21 Mart'ında çöktüğünün aynı zamanda ilanıdır, çıktığının aynı zamanda göstergesidir. Bugün itibariyle Merkez Yürütme Kurulumuz hayır kampanyasının ayrıntılandırılmış takvimiyle kamuoyuyla
paylaşma ihtiyacını duymuştur. Bildiğiniz gibi 2 Mart tarihinde İstanbul, Bamet ve İzmir'de eş zamanlı kampanyamızın ana hatlarını, ana konularını kamuoyuyla paylaşmıştık. Toplam 15 miting düzenleyeceğiz. Aynı zamanda final mitingimizi de Diyarbakır'da gerçekleştireceğiz. Neredeyse 4 koldan A'dan Z'ye tüm kampanyamız büyük bir coşkuyla, büyük bir moralle startını 29 Mart'ta alacaktır. 29 Mart'ta hem Edirne ama aynı zamanda da Kandıra cezaevinde eş genel başkanlarımızın tutuklu bulundukları, eş genel başkanlarımızın rehin alındıkları cezaevlerinin önünde startını vererek başlatacağız. Kitlesel mitinglerimiz itibariyle de 1 Nisan'da Bursa ve Hatay'da, 2 Nisan'da Adıyaman ve Aydın'da, 8 Nisan'da Adana, Kocaeli, İzmir'de, 9 Nisan'da Mersin ve Antalya'da, yine İstanbul ve Ankara'da, 11 Nisan'da Batman'da, 13 Nisan'da Yüksekova'da ve 14 Nisan'da Van ilimizde, son olarak final mitingimizde 15 Nisan'da Diyarbakır'da gerçekleşecek. Referandum çalışmalarımız kapsamında Edirne'den Kars'a kadar 66 il ve ilçede görkemli bir şekilde halkımızla, seçmenlerimizle buluşmanın çabası içerisinde olacağız. Demin de ifade etmiş olduğum gibi startı eş genel başkanlarımızın şu anda rehin tutulduğu cezaevlerinin kapısı önünde vereceğiz. Doğrusunu ifade etmek gerekirse hazır sırası da gelmişken bu hususa dair birkaç konuyu bir kez daha Merkez Yürütme Kurulumuz adına kamuoyunun bilgisine sunmak istiyoruz. Her şeyden önce uzun bir zamandır partimize yönelik adeta partimizi işlevsiz kılmaya, adeta partimizi bir nevi fiili olarak kapattırmaya götüren bir baskı ve saldırı politikasıyla karşı karşıyayız. Değerli basın mensupları, HDP açısından çok açık ve net ifade etmek gerekir ki hukukun üstünlüğü, hukukun gücünün yanında haklının hakkı ve hukuku yanında adeta zorbanın hukuku, zorbalığın dayatmasıyla karşı karşıyayız. Neredeyse uzun bir zaman dilimidir. Partimizin bütün faaliyetleri yasak kapsamına almış durumdadır. Temmuz 2016'dan bugüne değin, hatta 2015'e gittiğimizde 37 HDP il eş başkanı, 97 HDP ilçe eş başkanı tutuklanmıştır. Şu anda yönetimde olan 27 il eş başkanımız ve 84 ilçe eş başkanımız ve bir belde eş başkanımız tutuklu bulunmaktadır. Temmuz yine 2015'ten bugüne değin eş genel başkanlarımızla birlikte 13 milletvekilimiz, 2 Merkez Yürütme Kurulu üyemiz, 5 parti meclisi üyemiz ve 750'yi aşkın il ve ilçe yöneticimiz tutuklu bulunmaktadır. Belediye başkan vekili de dahil olmak üzere 84 belediye eş başkanımız tutuklanmış ve 75'i aşkın belediyeye de kayyum ataması yapılmıştır. Bir bütün olarak bu zemini irdelediğimizde şu ana kadar HDP ve HDP'nin bileşenleri diye tabir etmiş olduğumuz bütün siyasi parti ve yapıların tümünden en az 10 bin insan gözaltına alınmıştır. Ve şu an itibariyle tutuklanmış olup daha sonra bırakıldığı halde daha sonra tekrar tutuklananların sayısını topladığımızda 5 bini aşkın bir tutuklama furyasıyla karşı karşıyayız. Tam da bu noktada HDP olarak toplumun dayatılan bu baskı politikasına boyun eğmeyişinin ifadesi olan Nevroz ve Nevroz'dan günümüze değin gelişen büyük bir moralle
16 Nisan referandumuna hazırlanıyoruz. Öyle inanıyoruz ki Türkiye halklarının da kurtuluşu ve kurtuluşa götürecek olan kapı aralanması 16 Nisan'daki halkın iradesinin tecellisiyle gerçekleşecektir. Merkez Yürütme Kurulu'nun şu ana kadar yayınlanmış olan bütün referandum anketlerinden çıkmış olan hayırların hayırlı büyümesinden de duyduğu heyecanı bu vesileyle bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli basın mensupları, her şeyden önce HDP'nin hayırının sadece ve sadece HDP açısından değil, bütün ülke ve ülkede yaşayan bütün yurttaşlarının aydınlık geleceğiyle ilgili olduğunun altını bir kez daha çizmek istiyoruz. Bugünün Türkiye'sine baktığımızda, olağanüstü han rejiminin ve demin ifade etmiş olduğum bütün bu baskı politikasının içerisinde gerçekleşecek bir referandumun zemini, hukuki zemini, ahlaki zemini, siyasi zemini açısından da bir kere gayrimeşrudur. Bu gayrimeşruluk ortamı içerisinde toplumun önüne iki seçenek sunulmuştur. Ve bu seçeneklerden hayırı tercih edenlerin ötekileştirildiği, gözaltına alındığı, tutuklandığı ve çeşitli baskılara maruz kaldığı bir atmosfer içerisinden seçime gidiyoruz. Biz diğer açıdan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan 3. büyük siyasi partinin eş başkanlarının tutuklu olduğu, milletvekillerinin tutuklu olduğu, parti sözcüsünün tutuklu olduğu, grup başkan vekillerinin tutuklu olunmuş olduğu bir atmosfer içerisinde referanduma gidiyoruz. Ve referandum saati mahalli içerisinde medyanın, görsel medyanın neredeyse muhalefete tamamen kapılarını kapatmış olduğu, ekranlarının kapatmış olduğu bir atmosferde referanduma gidiyoruz. Maalesef ekranlarda hayır yok. İşte 16 Nisan akşamından itibaren çıkacak hayırlı sonucun bütün ekranlara bir kez daha pencerelerini, kapılarını hayra açacakları bir zemine doğru aslında gidiyoruz. Bir zeminin çabasını aslında ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu vesileyle de bir iki hususu da müsaadenizle bir kez daha sizlerin dikkatine sunmak istiyorum. 1 ve 20 Mart tarihleri arasında canlı yayın olanlarına baktığımızda 17 ulusal televizyon kanalının istatistiklerini, verilerini irdelediğimizde Cumhurbaşkanı 169 saat bu canlı yayınlarda seçmenleriyle topluma hitap etme imkanını bulmuş. AKP 302 saat, CHP 47 saat, MHP 17 saat, HDP ise 0 saniye yansıtılmıştır. 20 günlük zaman dilimi içerisinde HDP'nin faaliyetini, programını açıklamış olduğu tarihten bugüne değin 17 ulusal televizyon kanalında canlı yayınlarda 0 saniye yansıtılmıştır. Doğrusunu ifade etmek gerekirse bu bile başlı başına bir faşizan zemin, faşizan ortam içerisinde bulunduğumuzun da göstergesidir. Bundan dolayı bir kez daha ifade ediyoruz ki böylesi bir atmosfer içerisinde referandumun tasdik ettirilmesi, paketin tasdik ettirilmesi bir meşruiyet sorununu ortaya çıkaracaktır. Bugünün argümanlarına baktığımızda, bugünün hayır cephesinin ve özellikle de HDP'nin maruz kalmış olduğu uygulamalara baktığımızda 1982 Anayasası'nın, Darbe Anayasası'nın, Junta Anayasası'nın halkın onayına sunulmuş olduğu dönemle benzer bir politika, benzer bir saldırıyla karşı karşıya olduğunu görüyoruz. O dönem içerisinde, o baskı rejimi içerisinde, o zor rejimi içerisinde %90'ları aşan bir oranda evet çıkmasına rağmen, tasdik ettirilmiş olmasına rağmen 1982 Anayasası o günden bugüne değin miskal ezere kadar da bir meşruiyet zemini elde edememiştir. Dolayısıyla bu dayatmanın da
bu atmosfer içerisindeki referandumunda çıkacak tasdik sonucunun meşruiyet krizini beraberinde getireceği çok açık emektir. Bir diğer husus da değerli basın mensupları. Şu an itibariyle hükümetin içeride geliştirmiş olduğu baskı politikası yetmiyor olacak ki dışarıda adeta bir Haçlı Hilal savaşı başlatmanın gayreti içerisindedir. Bu gayretle toplumu ve toplumun düşünce dünyasını etkilemek suretiyle adeta olağanüstü hali, sıkı yönetimi kurumsallaştıracak, anayasallaştıracak bir rejimin inşası için adeta ülkeyi dış dünyadan tamamen kopartacak ve içeriye hapsedecek bir politikanın sözcülüğünü yapmaktadır. Değerli basın mensupları, hatırlarsınız hemen hemen her seçim döneminde ve her seçim dönemi öncesinde AKP iktidarı ve hükümet sözcüleri seçimden hemen sonra vize muafiyeti ile ilgili topluma vaatler ve müjdeler verdi. Bu referandum öncesi artık öyle bir noktaya getirdi ki AKP hükümeti ülkeyi diplomatik pasaportlarla yurt dışına çıkamayan bir hükümet ile karşı karşıyayız. İçerideki yurttaşın 80 milyon insanın huzuru, güveni, umutları elinden alındığı gibi aynı politik tavırla bu sefer yurt dışında yaşayan Türkiye'li yurttaşlarımızın da neredeyse çifte vatandaşlıklarının ellerinden alınabileceği bir atmosfere doğru sürüklemeye çalışmaktadır. İşte bütün bunlardan hareketle bir kez daha diyoruz, bütün ülkenin hayırı emin olun ki hayırlıdır. Kürt coğrafyası açısından da elbette ki bu paket demokrasiyi getirmeyecektir. Bundan dolayı elbette ki HDP buna hayır demektedir. Ama pek çok hayır sebebi vardır. Bir kez daha Kürt halkı, Kürt seçmeni Nevroz'da iradesini ortaya koyduğu gibi eş genel başkanlarının cezaevine konulmasına hayır diyecektir. Kürt halkı, Kürt seçmeni elbette ki iradesi olan, kendi oyuyla seçmiş olduğu belediyelere kayyum atanması uygulanmasına hayır diyecektir. Şehirlerin yakılması, yıkılmasına hayır diyecektir. Kendi dilinin, kimliğinin, kültürünün yasaklanmasına, tekçiliğe hayır diyecektir. Değerli basın mensupları, tekçilik, tek adamlık kulluktur. Kulluk ancak ve ancak Allah'adır. Onun dışındaki bütün tekçi anlayışlar açık ve ne söylüyoruz? Şirktir. Türkiye toplumu tek dilli değildir. Türkiye toplumu tek kültürlü değildir. Türkiye toplumu tek bir milletten, tek bir halktan oluşmamaktadır. Çoğulcudur. Çoğuldur. Bütün bu çoğulu tekliğe indirmek şirktir. Bu itibarla da Kürt halkı Nevroz'da kendisini ifade etmiş olduğu gibi bir kez daha tekçiliğe, bir kez daha dilinin, kültürünün, inancının yok edilmesine, yok sayılmasına hayır diyecektir. Son olarak da her şart ve koşulda HDP barışın, özgürlüğün ve adaletin nihai hayat bulması sürecinin çaba göstericisi olacaktır. Bir kez daha cezaevinde bulunan eş genel başkanlarımıza, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, gazetecilere, aydınlara, akademisyenlere bir bütün olarak özgürlüğü elinden alınan her fikir mahkumuna mutlak suretle
Nevroz'un bize yüklemiş olduğu o yükle aramızda olacaklarının ve bunun çabasını göstereceğimizin bir kez daha Merkez Yürütme Kurulu olarak taahhüdünü ortaya koyuyoruz. Yarın Anayasa Mahkemesi önünde milletvekillerimiz ve Merkez Yürütme Kurulu üyelerimizle birlikte bir kez daha hukuka, bir kez daha adalete, bir kez daha Anayasa Mahkemesi'nin iştihadına sahip çıkması çağrısında bulunacağız. Değerli basın mensupları, biz Anayasa Mahkemesi'nden bir ayrıcalık istemiyoruz. Biz Anayasa Mahkemesi'nden bir tolerans istemiyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu iştihadının gereğini yerine getirmesi çağrısında bulunuyoruz. Hukukun, mahkemelerin, yargının, siyasi iktidarın sopası olmamasını istiyoruz. Ve böylelikle de toplumun adalete olan inancının sarsıldığı bu günlerde Anayasa Mahkemesi'nin vereceği kararla belki bir kez daha aydınlık bir geleceğe kapı aralama imkanına, fırsatına hep beraber tanıklık etmiş oluruz. Değerli basın mensupları, ben girişte müsaadenizle bunlarla sınırlı tutayım. Sizlerin sorusu varsa bir gün memnuniyetle o sorulara da yanıt vermek üzere sohbetimizi sürdürelim. Hem hayratın, tek hocanın, serçeva rahatın, ez carektin düsernavi rehistine hedefi, yüddülü can, ev kesin beşlervanin nevroza, amedi bir taybeti, o hem hun nevrozin, herem ame, yüddülü can, düsernavi hedefi, hem sifasya peşkeşi vandık. Barasli, riyeki mezin nevroza, daha zar uhubda, daha beş yame. Hem bir ubaverin, bir rehe nevrozi, bir coşa nevrozi, o bir naveroka nevrozi ve şanslı gülaneci bebe deriye xeyri jibona peşaroja hem bu geleku levi ahirici. Her vaha, o belya her tişti. Na jibo gelle kurd xoy derketine nasnama uyuye. Xoy derketine zaman uyuye, xoy derketine nırh uyuye, xoy derketine çanda uyuye. Nevroz, carek din danişandan ku, bi zıxt, bi zor, bi zulm, gele kurd, jimmafe xo. Jimmafe xo ne xuzahi, jimmafe xo ne zikmaki, jimmafe xo ne azadi, tüccari vazgeçnavdi. O her vaha, Nevroz, riyek da peşeme ku, ev re, xoy derketine, felsefa Nevroza de hazaru sezdayı. Ama bir ubaverim, ef sekna gele kurd, Neteniyle Bakuri Kurdistan ve her parça Kurdistan bu heyliye ki gel kimezin jibona çin milyon kurdu. O ev bir ubaverin ev vesifak-ı Nevroz dahi hemmu hizbe kurdu Kurdistan'ı kupek veri ve sessala bistu yekemin le hemmu rojlatı navi bu ve sessala azadiye bu ve sessala vekeviye o bu ve sessala aşitiye jibona gelle Farsu, Arabu, Türku, o kurdu. Ve kaldı ki, gel de Kürt bir gece azad yahu, ev çakımını tıkarılacak ki, ve Rojada Tanavim, gel de Arabi, Farsu, o Türkçü ve bir gecenin demokrasi ve bir gecenin açtı. Ve Van Hesta, hem Carek'tin spasiye ko, teşkeşi, hem bu gele kodukun, o Carek'tin hem serkeftini ki gele fıratı fazlın, hem biri bavarın, ve gel de mazlum, Rojek beri rojeki bir ittifakı, o ittifakı bir bilgi anlayacak olun. Zor spas bunu hatına ve zor spas.